Bahar geldi, hoş geldi. Böyle sarılmak istediğimiz bir karakter izledik. O kocası olacak adam var ya, o kocası olacak adam. Şöyle fırlatması lazım yüzüne. Tüh dedik bir gerçekten. Rengine de geleceğim. Sinsi rengin. Boşa o Timur'u. Arkandayız Bahar. Gelin benim karaciğerden alın verin kadına dedim. Bahar'ı salı akşamları sakın kaçırmayın. Finiş Yol Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün enerjimiz çok yüksek. Çünkü Bahar geldi, hoş geldi. Gerçekten ekranlara Bahar'ı getiren bir işle tanıştık. Yeni dizimizi konuşuyoruz bugün. Hemen başlayalım. Bahar'la, ana karakterimize başlayalım. Gerçekten böyle izlediğimizde ay canım benim deyip de böyle sarılmak istediğimiz bir karakter izledi. Demet Evgar muhteşem canlandırmış. Zaten hemen izleyenler empati kurmaya başardı. O yüzden zaten o kocası olacak adam var ya, o kocası olacak adam. Ona demediğimizi bırakmadık ilk bölümde. Neyse şimdi o kısımlara hızlı hızlı geleceğim zaten. Bahar çok tatlı, fedakar, böyle sevgi dolu bir anne. Aslında tıp okumuş kendisi ama evlenince hayatını eşine, çocuklarına ve evde yaşayan kayınvalidesine adamış ve doktorluk yapmamış. Hayatından da mutlu. Hatta diyor ki illa başarılı kadın deyince neden çalışan kadın akıllara geliyor diyor. Yani evlat büyütmenin de bir başarı olduğunu söylüyor ki haklı bence. Ama ne hak değil, Bahar'a o evde yapılanlar hiç hak değil. Ekranların yeni böyle söyleneceğimiz, bu masada bol bol eleştireceğimiz anne oğlu geldi. Kim? Timur ve Nevra. Bakın yine söylüyorum. Anneci erkeği bal olsa da unutun niye diyoruz? Bu yüzden diyoruz işte. Bu anne oğlu görünce yani püh dedik bir gerçekten. Şimdi Timur karakteri karısını aldatan, karısına, çoluğuna, çocuğuna sevgisini göstermeyen otoriter bir adam. Ama kendisi bu sırada karısını aldatıyor Bahar'a. Bir de öyle bir tarafı var. Yani o yüzden biz Bahar'a burada bol bol hak verip Timur'a da bol bol söyleneceğiz. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bahar'ın hatta Timur'a şu tarifeyi uygulamasını bekliyorum heyecanla. Aa! Aa! Vurdun sen bana? Evet vurdum. Hiçbirinizle dövüşemem. Neden? Benim bir gizli bildiğim var. Çünkü keyfim yok. Yani Bahar'ın Timur'un karşısına geçip acilen şunu yapması lazım. Şu alyansını şöyle çıkarıp şöyle fırlatması lazım yüzüne. Yüzümde fırladı gitti. Heyecanla bunu yapmasını bekliyorum. Şimdi Bahar'a neden bu kadar hak verip de seviyoruz? Çünkü kadın çok tatlı. Biz ilk bölümde Bahar'ın o böyle hafif, böyle sakar, böyle tatlı anlarını izledik. Hatta vapurda böyle çok komiğimize giden anlar yaşandı. Hemen çok kısa Bahar'ın ilk bölümde o kalbimizi fetheden anlarını bir izleyelim. Hatta Evren'le bir tanışmasını da görelim. Yalnız Evren de açılın ben kurtarmaya geliyorum dercesine geldi bir süper kahraman edasıyla. Tarafımız belli. Biz ilk bölümden Evrenciyiz. Hemen o anları bir hızlıca hatırlayalım. Acil ambulans lazım. Acil müdahale lazım. Acil. Acil ambulans! Yavuz çok düşük hocam. Hanımefendi doktormuş. Okulda ilk müdahaleyi yapmış ama. Harika. Ne yapsınız? Ecel. Başını yukarı kaldırdım. Bir de çocuğu teselli ettim. Çok korktu yavrum. Çağla bayıldı çantana. Ne oldu? Çorbaya baksana. Tuzunu koymayı unutmuşum. Getiriyorum hemen. Evet şimdi? Şimdi canını okudum şerefsiz. Evren, şimdi Evren biliyorsunuz Bahar'ın her anlamda kurtarıcısı ve Timur'un da rakibi olacak. Bahar'ın aslında dışarıdan çok kusursuz görünen bir hayatı var. Niye? Kocası doktor, ünlü bir cerrah, kayınvalidesi böyle sosyeteden, çocukları var, mutlu, tatlı, rutin bir hayatı var. Ama işte o olay hiç öyle değil. Çünkü bütün bu düzen Bahar'ın ani hastalığıyla bozuluyor. Bahar karaciğer yetmezliğine yakalanıyor ve aslında ölümle birdenbire burun buruna geliyor. Acilen de karaciğer nakli olması gerekiyor. Bütün ailede de tek bir kişinin bu nakil için karaciğeri uyuyor. Kimin? Timur'un. Timur, ah Timur. Ama tabii bu Timur bu sıralarda nerede? Sevgilisiyle Paris'lerde. Rengine de geleceğim. Sinsi rengin. O da ilerleyen bölümlerde bizi epey bir sinir edecek. Neyse şimdilik onu bir kenara koyalım. Sonra o konuya da geleceğiz. Timur ne yapıyor? Karaciğerini vermeye hiç yanaşmıyor. Hatta Nevra da benim oğlumu mu kesip biçeceksiniz diyor.
Bu vicdansızlığın kaçıncı seviyesi ya gerçekten? Ölüm döşeğinde yani Bahar. Hatta Evren onu son dakika kurtarıyor. Çabalıyor ki onu tekrardan hayata döndürsün diye. Neyse ki bölümün finalinde uygun bir donör bulundu ve karaciğer nakli gerçekleşti. Bahar ikinci hayatına gözlerini açtı. Ama işte her şey şimdi başlıyor. Çünkü Bahar ailesinin, özellikle de Timur'un gerçek yüzünü gördü. Ve Timur'a öyle şeyler yapacak ki heyecanlı o anları bekliyorum. Bahar kahve hani... Anne, kahvaltı nerede? Ay benim canım bir şey istemiyor Maycığım. Anne o benim. Senin sebzeler dolapta. Taze taze sıkar içersin. Sevgili eşim, Timur ve annem, yaptıklarınızı hiç unutmayacağım. O Timur'u var ya, o Timur'u. Boşa o Timur'u. Arkandayız Bahar. Şimdi tabii bir yandan da doktorluğa dönecek. Hatta ilk bölümde Evren ameliyathaneye soktu Bahar'ı, böyle doktor kıyafetleri giydirdi. Çok tatlı anlardı ve biz o an dedik ki Bahar sen doktor olmalısın, doktorluğa geri dönmelisin. Ki Bahar doktorluğa dönecek mi? Evet dönecek. Şimdi gelelim olacaklara. Şimdi ikinci bölüm tanıtımımız yayınlandı. Biraz da böyle ipuçları verelim. Ne görüyoruz? Bahar diyor ki ben diyor yeniden doğdum diyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor ve isyan bayraklarını ne yapıyor? Çekiyor. İyi ki de çekiyor. Hepsine haddini bildirmesi için böyle heyecanla dört gözle bekliyorum. Gerçekten çok sinir oldum ya. Böyle izlerken dedim ki ya gelin benim karaciğerden alın verin kadına dedim. Yazık dedim yani. O kadar üzüldüm gerçekten. Dizinin zaten en tatlı yanı bence bu. Bir yandan çok güldürüyor. Hani böyle tatlı sahneler var. Hatta şu sahnede çok gülmüştüm. Hiç inkar edemeyeceğim. Kahkaha attım hatta. Tanışmayı unuttuk. Bahar ben. Gözleriniz... Gözleriniz ne kadardı? Evliyim ben. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İyi ki doktorluk çok kutsal bir meslek. Hayat kurtarmaya devam. Ama bir yandan da böyle bazı yerlerde gerçekten gözlerim doldu. Özellikle şu hastanede Timur'la konuştuğu sahne var ya. Böyle ciğerlerimizi ağlattı Bahar gerçekten. Hemen o anları da hatırlayalım. Ama... Kendimden o kadar çok vazgeçtim ki Timur. Bilmiyorum, beni daha çok sevmi istedim. Sen öyle kahveyi seviyorsun sabah diye mesela. Sabahları kahve içtim ben de. Kahkamdan rahatsız oluyorsun diye sesimi kıstım. Neşemi kaybettim. Yani dizide hem ağlıyoruz hem gülüyoruz. Eda ne olsun, ama önümüzdeki haftalarda biraz böyle neşenin dozu artacak. Çünkü Bahar isyan bayrakları çektikçe Timur'un ve Nevra'nın yaşayacaklarını hayal dahi edemiyorum. Bu durumda özellikle Timur'un o Evren'in Bahar'a olan desteğini görüp de kıskanması için can atıyorum. Gerçekten Bahar olsam bu kadar kin tutarım bu anne oğula yani. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok sürükleyici bir hikayesi var bu arada Bahar'ın. İlk bölümde ufak ufak ipuçları aldık zaten ama gittikçe de açılacak bu konu. Bir tarafta Timur'un yasak aşkı var. Bir tarafta Evren girecek hikayenin içine. Diğer tarafta Nevra'nın işte Bahar'ın üstünde otorite kurmaya çalışması ama Bahar'ın onlara savaş açması derken bizi epey bir renkli hikaye bekliyor. O yüzden ne diyoruz? Bahar'ı salı akşamları sakın kaçırmayın. Muhteşem bir iş gerçekten. Bahar, uyanmaya hazır mısın? Uyan ve Timur'u boşa, biz arkandayız. Bakalım neler olacak? İkinci bölümü heyecanla bekliyoruz. O zaman videomuzu kapatalım. Bir sonraki Bahar videomuza kadar kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.